Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden en sevdiğim video, en sevdiğim gün. Çünkü tatile gidiyoruz. Arkadaşlar tatil günlerinde bu videolarda çok 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 heyecanlı oluyorum. Tam tatilciyim, çok seviyorum gerçekten. Tatilin tek bir kötü tarafı var, o da Ankara'ya geri dönmek, evimize geri dönmek. Şimdi sizlerin de en sevdiği videoyla ve en çok istediği videoyu çekiyoruz. Valiz hazırlığı ve yolculuk vlogumuzu birleştireceğiz. Sapanca'ya gidiyoruz arkadaşlar. Liloş burada yorgunluktan bayıldı. Gerçekten ben de bayılmak üzereyim aslında ama tatil deyince, valiz hazırlığı deyince bir enerji geliyor bana. Anneciğim iyi misin? Lina sen uyu, o zaman valizini ben hazırlayacağım. Tamam. Şimdi çok hızlı bir şekilde valizimizi hazırlamamız lazım. Yalnız mevsim o kadar kötü bir mevsim ki. Şu an Ankara yanıyor. Sapanca'nın da soğuk olduğunu düşünmüyorum ama Nisan ayındayız. Her an, her dakika hava bozabilir, yağmur yağabilir. Belki şimşek çakabilir. Belki yıldırım düşebilir. Her şey belki, olabilir. Belki ama hava parçalı bulutlu gibi. Evet, Azerbaycan'daki hava durumu gibi oldu. Radyoda mı dinlemiştin? Şöyle söylüyorlarmış hava durumunda. Belki yağmur yağabilir, belki şimşek çakabilir, belki yağmayabilir, belki çakmayabilir. Gerçekten öyle mi sunuyorlar ya? Öyle sunmuşlardı. Şimdi benim hesap da o oldu. Belki yağmur yağabilir, belki yağmayabilir. Yazlık mı koyacağım, kışlık mı koyacağım, ne koyacağım? O yüzden baharlık çok zor. İşte baharlık yok, benim baharlığım yok. Sen para vermedin çünkü bana para vermiyor. Allah Allah. Ben de alamıyorum. O zaman şöyle başlayayım. Dün alışverişte şöyle güzel bir şey seçmiştim kendime. Güzel mi? Güzel. Bunun üstüne şöyle bir hırka alayım diyorum. Oo, bak düğmeleri ya, evdeki hırkama çok yakıştı bu. Düğmeler sarı. Bunda da sarılar var. Bunun altına ben yedekli gitmeyi çok seviyorum. 4 günlüğüne gidiyoruz ama ben yine 10 günmüş gibi düşünerek. Evet, 4 günlüğüne her gün bir valiz. Evet. Belki bu kotu giyebilirim, belki bu kotu giyebilirim diye 2 tane kot belki koyuyorum. Belki giymeyebilirim. Canlarım bunu da sizinle bayram alışverişi challenge'ımız vardı 1000-3000-10000 TL'ye challenge. Bunu orada almıştım bayramda giyerim diye. Yine bayramda giymiş oluyorum ama ilk gün bunu giymek istemiyorum. Yarın hava durumu çünkü çok güzel gösteriyor. O yüzden garanti olsun diye bir yazlık giyineyim diye yolda bunu giyineceğim. Şununla beyaz pantolon ayırdım buraları toplarken. Şıkıdımsınız. Eğer ki soğuk olursa üstüme bir mont geçiriveririm. Bir ince daha koyayım ya, belki onu giymezsem. O da taytlı olsun rahat edebilmem için. Dur bakalım. Bunu da Taner bana doğum günümde mi almıştın? Evet. İlk defa giyeceğim. Tayt tunik. Doğru. Kazak alayım değil mi? Evet. Akşam bir ya tane da sabah. Şuradan çekeyim. Spor bir kazağım. O kotlardan biriyle giyinirim. Lina'nın 4 milyon kutlamasını yapacağız orada arkadaşlar. Bunu da yine bayram alışverişi gibi almıştım. Giydiğim zaman nasıl güzel olmuştum ama kuğu gibi. Bunu da orada giyineceğim. Pijama alalım. Onu da yine bir ince pijama alalım. Bir orta, bir de ne daha ince ya, bir pijama çift alalım. Pijama mı alınır ya? 3 çift ya. 4 gece. Ben senin gibi öyle bir çifti bir ay giyemem. Bir ay. Abartma ya. Başladı gene. Buradan alacağım başka bir şey yok mu ya? Senin valizin doldu zaten. Gerçekten doldu galiba. Daha senin bir kozmetiğin, banyo, vırt zırt bitti. Ama sabah yola çıkacağımız havlu için şimdi onları hazırlayamam. Çünkü sabah da kullanacağım. Kullandıktan sonra hazırlayacağım onları. Bence bir kazak, kazak daha mı alayım? Yedekli ol. O zaman bir kalın da hadi şöyle yapalım. Polarlı bir ceketim vardı. Tamam. Bir tane daha yedek yine tayt koyayım. Bunu da taytla seviyorum. Ya Linoş'umun hediyeleri hazır arkadaşlar. Kutlama hediyeleri. Orada çok güzel bir parti var size. Orada havuz videoları da geleceği için videolarda direkt mayoyla çıkmıyorum. Üstüne şöyle şort ve tişört de alıyorum. Doldu, valizin doldu hadi. Dolsun dolsun. Şu maviyi de al. Ah. Ne yapacaksın bu kadar? Koy koy, hangisiyle uygun olur bilmiyoruz ki. Şunlar da havlular. Şu da makyaj çantası. Geçen sene de gitmiştik biz Sapanca'ya ama hiç tadını alamamıştım arkadaşlar. Bir hastalandım orada. Size Maşukiye'yi falan gezdirecektim, video çekecektim orada. Hiçbir şey yapamamıştım. Bir kere bile havuza giremedim. İnşallah bu sefer tadını çıkartırım. Evet, benimki hazır arkadaşlar. Şimdi hemen Liloş'unkine geçelim. Kıyamam ya, gerçekten de uyumamış.
O kadar yoruldu ki. Gelelim Lina Hanım'ınkine. Aslında uyuduğu da bir bakıma çok iyi oldu. Artık öyle her şeyi beğenmiyor arkadaş. Ben onu giymem, ben ona yetmem. Şimdi ben koyacağım, mecbur giymek zorunda kalacak. Şöyle bir tane bir polar alalım hırka. Bir hırka daha alalım. Bir hırka daha alayım. Bir tane de kot ceket alayım. Bunu yeni aldı alışveriş videomuzda. Çok sevdi, bunu alalım. Bir tane şöyle etekli bir takım alalım. Bunu da yine yarışmada giymişti son videomuzda. Şu bir takım olsun. Yedek bir pantolon koyayım. Bu pantolonla şu mor güzel olur. Bakın burada ne var? Gelin kaynana ve imam bayıldı kostümlerimiz. Bunları da alıyorum. Bir de üstüne patik ekledim arkadaşlar. Evde bir patik buldum çekmecede. Tam kaynana patiği. Bir kısa kollu tişört. Uzun kollu tişört. Kot pantolon bununla. Bununla da şort. Bir tane de kalın bir takım alayım. İki pijama alsam yeter mi? Yeter. Ay çok hızlı oldu. Harika oldu. Mayoları, çamaşırları, bunlar da çorapları. Lina'nın da bayağı kıyafeti çıktı ya. Ne yapsın ya, çocuk ıslatır eder, her şey olabilir Taner. Çocuğa çok yedekli gitmek lazım. Evet arkadaşlar. Gerçekten bizim için çok çok yorucu bir gündü ama bir o kadar da heyecanlı. Hem yolculuk heyecanı var, hem tatil heyecanı var, hem bungalovumuz nasıl onun heyecanı var. Hem de Lina'nın kutlaması var arkadaşlar. Bu seferki kutlamamız öyle bizim hazırlığımız falan değil. Bir organizasyon şirketiyle anlaştık. Tamamen sürpriz olacak, sürpriz bir şey gelecek. Bakalım nasıl olacak, umarım memnun kalırız. Artık sabah uyandığımızda devam edeceğiz videomuza. Bir bayram sabahından tekrardan merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. Bu şeker bayramınız hepinizin şeker tadında geçsin inşallah. Musmutlu, çok güzel, nice nice bayramlara. Hep beraber. Amin. Anneciğim, bayramın kutlu olsun, gidiyoruz. Dur onu biraz daha... Neyse tamam, öp artık. Geldik hemen, gene para. Bayramların olsun annem. Mutlu seninle. Güzel bayramlar, öpemiyorum da dudağımdan aşkım. İyi bayramlar. Al bakalım. Güle güle harca. Ay öpeyim de sil ya Lina. Olmaz böyle öpmeden bayram. Babacığım iyi bayramlar. İyi bayramlar benimle. Yanağa bak ya. Allah. Babacığım. Bir bayram açtı. 400... Çok güzel paran oldu Lina. Benden zenginsin anne. Bayram şekerim benim. Çok güzel almış bayramlıkların. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıkacağız. Ama önce bir kahvaltı edeceğiz. Şu an saat tam olarak 9. Bilmem kaçıncı valiz gidiyor. Kapının önü yine doldu. Sıcak sıcak bir börek yiyelim. Özledik. Anne, resme bak anne. Resmi görünce iştah geldi Lina. Ama gerçekten şu resme bakar mısınız? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hanımefendi buyurun. Buyur canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi bayramlar. Size de iyi bayramlar. Bayram böreğimizi yemeye geldik. Afiyet olsun efendim. Her ne kadar yolculukta da olsak böreksiz öyle bayram öyle olmuyor. Ne kadar olsun efendim? Paket mi olsun? Burada mı yiyeceksiniz? Nasıl yapalım? Burada yiyelim. Biz hem yolda paket yaptıracağız hem çok de burada iyi kahvaltıya geldik sizlere. Tamam çok iyi. Sen bana 1,5 porsiyon ver. Tabii ki olur. Ben ancak dayanırım. Bir oğlum var, sürekli sizi seyrediyor. Sürekli öyle sizi mi? Teşekkür ederiz. İsmini çok iyi tanıyoruz. Buradan selam gönderelim. Muhammed Ege. Seni buradan kocaman öpüyorum canım. İyi bayramlar diliyorum. Sürekli sizi seyrediyoruz. Biz hemen nasibimizi aldık, nasiplendik. Vallahi sana yok. Sende kamera var ya, yok sana. Evet, bana vermediler. Bunu yerken mutlaka yanında cin biber de yiyoruz. Ah geldi bak. Bak cin biber de arkadaşlar ya. Yemiyorsanız bakın. Bu evet buranın bir kuralı değil ama isterseniz geliyor. Of. Benimki 1,5 kuralı. Anne bu acı kokuyor. Aa sen ye. Tamam sen yeme. Böreğin yanında da acı biber turşusu mu yenilmiş demeyin. Deneyin, ondan sonra yazın yorumlara. Bakın ne kadar güzel oluyor. Görün. Sen bekleyeceksin canım. Biz bitirmeden vallahi başlamak yok. Benim daha şey ikramlığım bitmedi maalesef. Of. Akıyor tereyağı gibi. Harika. Yemek için sabırsızlanıyorum. Yine bence ya çok tatlı bir acı. Bir tane yiyebilirsin bence. Ama sen bilirsin tabii. Bilemedim. Hadi tat tat, yazık ya. Bizi çekecek diye Taner hep en son yiyor. Yemeğini soğutuyor. Öyle değil bak. Şimdi bak burada 1,5 porsiyonda 4 dilim var ya. Taner bunu 4 lokma veriyorum. 4 lokma da bak bakar mısın? Bıçak falan kullanmak yok Taner'de maşallah. Ağzına sığsa hepsini de atacak. Yani. Sıcak değil mi ya? Nasıl atıyorsun o kadar ağzını? Bir şey olmaz o kadar da. Maşallah teneke gibi ağzı var kocaman. Ne soğuk işliyor ne sıcak işliyor.
çıkıyor. Tanere hiçbir şey işlemiyor. Sen ne yaptın canım? Nefes. Benim kızım Nazik. Aynı anası. Bir dilim bitti bile. Bak gördünüz mü? Bıçak falan yok da bende. Gün olur da birinizin evine olur ya, dünya küçük yani, birinize bayram için misafirliğe gelirsek, hani bayramlarda meşhurdur ya, bir dolma mutlaka olur, bir börek mutlaka olur, evet, tepsi tepsi börekler falan. Tanere tepsiyle getirin, onu iki lokma da yer. Bana diyene bak nasıl yiyor. Küçüksen sen de mi çatanla yiyorsun? Babasının kızı. Ben gördük, heveslendik. Ben de öyle yiyeceğim valla. Ben de senin gibi yiyeceğim. Tabii ya, öyle yiyeceğim. Öyle yiyeceğim. Bir dilim gelince ikramlığımı yedim. Tabağımda da 3 dilimim vardı. Hayatımda ilk defa 4 dilim börek yiyorum. Gerçekten. Hem açlığıma güzel geldi, hem de evet, çok lezzetli. Bir de ne biliyor musunuz arkadaşlar? İçinde sadece kaşar peyniri yok. Onu böyle sünüyor ya. İçinde 3 çeşit peynir kullanıyorlar. Küçükken biz böyle köye gittiğimizde anneannem bizi görür görmez hemen tavada böyle metre metre peynir eritirdi. Yemin ediyorum ayrı lezzet. Beni direkt o günlere götürdü yani. Tam bir bayram sabahı oldu bugün. Binoş ne yapıyorsun? Sündürmeye çalışıyorum. Sündürmeye çalışıyorum. Tamam, komple çekiyorum. Hızlı ye, evet. 4. dilimim bitti. Elinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Lina. Anne patlayacağım. Bir dilim ikramları yedin. 2 dilim de bunu yedin ama 2 dilimin şurada birazcık şu kadar kalmıştı. Onu ben aldım. Tamam anneciğim, afiyet olsun. Kısa sürede karnımızı doyurduk. Artık çay, kahve, mola vere 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 biz o yolu bir 6 saat yaparız. Hazır mıyız? Gidelim mi artık? Hadi yolcu yolunda gelelim. Bir dakika, nereye? Bayram tatlısız olur mu ya? Tabii ki. 4 dilim yedi arkadaşlar. Bir de artan Lina'nın dilimini yedi. 5 dilim yedi ya o. Ne yapalım ancak işte. Yakaladım. Sabahtan beri yeni açılan tepsiden paket yaptırayım diye bekliyorum ama kuyruk arkadaşlar. Yenisini bekleyene kadar tepsi tepsi boşalıyor. En sonunda yakaladım. Of of of. Anne, şuna bak. Evet, harika. Kadayıf. Bayılırım. Tatlıyı görünce gözleri parladı yine tabii. Ya maşallah. Kaçıncı kızım? 4. Tabağındakini yemedi. Gidip gelip ikramlık istiyor. Sünüyor ya, hoşuna gidiyor. Artık çıkıyoruz. Paketlerimizi alalım. Fazlımız var, küçük hanıma. Ay, inanmıyorum Linoş. Hazır. Al bakalım. Çok teşekkür ederiz ya, çok sağ olun. Evet, gerçek yolculuğumuz şu dakika başlıyor arkadaşlar. Navigasyon 3 saat 40 dakika gösteriyor. Ben altım, ayaklarımı da şöyle uzattım. Mük. Mük. Lina, ben de diyorum o koku nereden geliyor? Nereden geliyor o koku diyorum. En sevdiğim mevsimdeyiz. İlkbahar. Bayılıyorum. Yazı da çok seviyorum. Gerçekten yazdan çıkınca kışı da çok seviyorum. Yazın çok sıcakları sevmiyorum. Çünkü bütün enerjim düşüyor. Kışın daha enerjik hissediyorum kendimi. Ama ilkbahar deyince bu ağaçtaki çiçekler gibi ben de yeşeriyorum. Sizin en sevdiğiniz mevsim ne arkadaşlar? Ben yazı seviyorum ilk başta. Aslında sonbahar var. Çünkü sonbaharda böyle yapraklar dökülüyor ya. Sarı sarı çok güzel oluyor. Renkler oluyor. Gerçekten o görüntü de çok güzel oluyor. Evet, ben onu alıyorum. Güzelce toplayıp defterimi falan yapıyorum. Böyle çok güzel oluyor. Yazı neden daha çok seviyorsun Linoş? Ben yaz deyince aklıma ilk gelen şey tatil. Tatil olduğu için tabii ki. Deniz. Çok seviyorum havuz, deniz. Bayılıyorum. Şimdi gideceğimiz ev bungalov ev arkadaşlar. Sıcak havuzu da var. Havalar da çok güzel. Bugün hava şu an mesela 18 derece. Orada da öyleymiş. Yarını da çok güzel gösteriyor. 21 derece. Yarın muhteşem bir vlog çekeceğim size. 24 saat vlog ama bunun içinde neler neler olacak. Bir doğa harikası göstereceğim ki size arkadaşlar. Bir de ilkbahar ya şimdi, Maşuki'ye enfestir. Harika da aktiviteler var. Dolu dolu bir 24 saat vlog çekeceğim size orada. Evet, bir tesis gördüm. Artık bir mola verelim. Gene başladın ya, daha bismillah yarım saat bir saate oturuyoruz ya. Can kurtarana gelmişiz. İnşallah güzeldir. Buraya daha önce girmiş miydik acaba? Yok, girmedik daha önce. İkbal diyor ya bak. Aa, İkbal mi? İkbal'e mi geldik? Var. Burada kesin masaj aleti vardır. İkballer de oluyor. Vardır kesin. Yok, ben gelmeyeceğim. Bir saat yol çektim. Masaja ihtiyacım var arkadaşlar. Linoş'um hadi gel. Yok anne, ben gelmeyeceğim. Masaj yaptıracağız kızım. Lina'nın keyfi yerinde. Yokmuş ya masaj koltuğu. Demek ki hepsinde yok. Afyon'da var sadece demek ki. Dinlenirim ben, kahvede dinlendiririm. Masaj etkisi yapıyor bana zaten kahvede.
Hava bir güzel arkadaşlar, inanamazsınız. Güneşten gözümü açamıyorum ya. Çok dua ettim. İnşallah bayramda hava güzel olur da tadını çıkartırız diye. Size güzel güzel videolar çekeceğim orada. Lina gerçekten gelmedi, görüyor musunuz? Artık bizimle ipleri koparmaya başladı. Videolarda falan da istemiyor artık bizi. Ben kendi videolarımı kendim çekeceğim demeye başladı. Artık çeksin, bırakıyorum onun kanalını. Kendi başının çaresine kendi baksın. Büyüdü ya. Ama bana da arkadaş oldu. Ama nasıl arkadaşlık? Bu yanımda kahve bile içmiyor. Daha erken kahve. Koptu ya, erken koptu. Biraz daha var. Evet, biraz daha var. Hemen kalktı. Bir kahve içip kalkana kadar zor durdum. Kızım olmadan tadını çıkartamadım. Gözüm arkada kalıyor. Hadi bakayım ne yapıyor. Uzanmış, ne yapsın ya. Allah dinleniyor. Allah. Erken yoruldun kalktı. Yoruldun mu? Neyse hadi, yolcu yolunda gerek. Daha 2 saatlik yolumuz var. Hadi gidelim. Of of of, manzaraya ve yeşile bakar mısınız ya? Bolu. Harika bir yer. Bolu nasıl güzelleşmiş. Var, hiç böyle mi? Güzel görünmüyordu eskiden. Ya karanlıkta geliyorduk akşam çünkü buradan geçerken. Ya da kışın geçtiğimiz için hiçbir şeye benzemiyordu. Şimdi çok güzel. Sapanca da böyledir. Şu anki gideceğimiz yeri ben de bilmiyorum. Nereden gideceğimizi. Bu seferki ama göl manzaralı ve tepede bir yer Taner. Diğerinde gölü falan görmüyorduk. Yani internetten gördüğümüz kadarıyla resimler muhteşemdi. Şimdi gidince bakacağız ona artık. Gidince karar vereceğiz. Umarım hayal kırıklığı olmaz, göründüğü kadar güzeldir. Güzel güzel. Anne çok merak ediyorum, daha ne kadar kaldı? 1,5 saat kaldı. Tamam, şimdi güzel. Bir mola daha verelim. Hayır. Bir tane mola verelim. Saat başı mola vermek zorundayız, olmaz. Mola verdiğimiz yer buz gibi. İnşallah orası da öyle değildir. Evet, biraz serin. Hava bir anda serinledi. Aa, buna senin çok ihtiyacın var Taner. Sırt kaşıydı. Sürekli buna sırtını kaşırttırıyor. Har. Al bunu, bundan sonra bununla kaşı. Bunu gerçekten alıyorum. Ay ne güzelmiş. Kolonya. Aa, ne güzelmiş bunlar. Bir tane alayım ya, çok hoşuma gitti kiraz şişesi. Kiraz çiçeği. Dinoş sen seç. Bu neydi? Bu da kiraz çiçeği. İstiyorsan kiraz bunu da alabilirsin. İyi hadi, bir tane de kiraz çiçeği. Bir koklayayım, dur madem aldık. Ay bu ne böyle, parfüm gibi. Bakayım. Nefis kokuyor. Bende de sabun manyaklığı var. Bende olmayan neşe var mı ki? Neşe külü sabunu. Gül sabunu. Bak bu iyidir. Evet, gülle yapılan her şeyi severim. Bundan aldım bir tane. Aa gelinim de gelinim. Kaynana gidiyorsun, al bunu. Bak ne var Taner. Neymiş, karım da karım. Karım da karım. Kocam söyleyeyim da kocam. Kocam da kocam yok mu? Kocam da var. O da var, o hemen da var. Yanında bak. Var. Kocam da kocam. Yani sen güldün geçtin, almadın, ben de almıyorum. Dur alayım hadi. Buralara geçelim. Annem gözünü kapat çocuğum. Kapat gözünü. Kapat kızım gözünü. İnanılmaz otantik bir kumbara buldum. Onu açmak için kırdık ve kumbaram yok şu an. Anne, bir tane alacağım anne. Ya. Moru yok mu? Anne. Neyse şu yeşili alayım. Yeşil ve mor anne, bereketlidir. Ben bunu beğendim. Bu da güzel. Hangisini alayım ya? Bu. Bak bu da güzel. Hangisi güzel? Ama hadi söyleyin. Ben bu. Ben şunu alacağım ya. Yeşil uğurludur radyo. Doldurdunuz yeter, buraya alışverişe mi geldik ya? Yola çıkmışken fırsattan istifade. Dinacığım bak ne yazıyor. Canım anam var burada. Canım anam? Canım anam. Canım kardeşim. Oba saat 1:30, biz hiç hesap kitap yapmıyoruz. Daha 1,5 saatlik yolumuz var. 1 saat geç kaldık. Normalde girişler 2-3'te orada olacağız herhalde. Tamam artık kesin olarak durmak yok. Molalar falan bitti. Direkt gidiyoruz. Evet. Son 10 dakikadır ormanın içinden geçiyoruz. Bizim ev nerede? Allah. Ormanın içinde ıssız bir yerde mi yoksa ya? Hiç ev falan görünmüyor yani, yok. Kurtlara kuşlara yem olmayalım, bu ne ya? Her an ayı çıkabilir. Arkadaşlar geçen sene geldiğimizde bahçeliydi ya orası, arabayı park ettik. Arabanın süspansiyon kablosunu fare yemiş. Ve biz ölümden döndük. Geldikten sonra eve vardık, araba bozuldu, bir götürdük. Süspansiyon kablosunu yemiş, kopmak üzereyken ramak kala kurtardık. Bu ne ya? Derelere tepelere girdik. Köy yolu arı. Ara yollar. Köye mi geldik biz? Dağ yolu. Bizim evimizin orası çok mükemmel görünüyordu. Bakacağız annem. 4 dakikalık yol kaldı ama 10 dakikadan fazladır aynı böyle yollarda gidiyoruz. Hiç ev falan yok. Ben böyle korkuyorum, kurtlar falan gelir. Yok babacığım, ne kurdu burada, ne geziyor kurtlar. Bir de ya biz burada ev bulamazsak biz nereye gideceğiz? İşte eve gidiyoruz zaten. Eve gidiyoruz da nasıl bir eve gidiyoruz Allah bilsin. Yani. Benim canım sıkılmaya başladı bu işten. Nerelere geldik ya? Evi görmekten vazgeçtim. Araba görsem ona da razıyım. Allah'ım kaldı 2 dakika, ev yok Allah'ım. Daha da tek ev bizim herhalde Allah'ım. 600 metre kaldı ya. Lan bu ne, arabamı çizdi? Çizdi arabamı dal. Her yer ötüyor, sağımız solumuz doldu. Çalı çırpıyor onlar.
korkma kızım, korkma, geldik, dur. Ya nereyi tuttun Taner ya? Gene mükemmel, gidince görürsünüz. Açlıktan da öldüm. Bak bak, göl manzaramız. Araba göründü. Evet, bizim evler göründü. Bizim ev mi burası? Evet, burası. Nereden biliyorsun? Allah, havuzun dumanı tütüyor. Havuzun değil, birisi mangal yapıyor. Bir dakika diyor, bence burası. Burada da artık bitti. Hangisi acaba bizimki? Buradaki evi işte cidden çok merak ediyorum arkadaşlar. Diğer evlerde tatil yerlerine gittiğimiz zaman hiç bu kadar merak et. Ormanın içi ama harika görünüyor. Gösterme. Gösterme. Gösterme sürpriz olsun. Tamam, burada kapatıyoruz. Ev turu çekeceğim size. Acık ucundan göstersek mi Taner? Ay. Görünüyor zaten. Şuradan göster bakalım. Allah'tan ki komşularımız var. Tek başımıza değiliz. Rukiye çukura saplandı. De ben döneyim. Anne, çukura bunu... giriyorsun. Allah! Çukura. Şuradan dön. Allah! Dur, döneceğim şimdi, döneceğim. Bu nasıl bir yolculuk ya Rabbim? Anne 9 dakika yazıyor. Küçücük bir taş buldum. Tekerimi onun üstüne koydum. Geçerken hiç zıplamadık. Akıllısın vallahi, maşallah. Allah, maşallah ya. Üzücü bir haberim var. Burası değilmiş. Ya yine dağın başında tek başına bir evse? Alo. Yanlış yerden geliyormuşuz da şimdi geliyoruz. Ha, buradan tamam, da 9 dakika diyor. Yok yok, burası bak. Ay bari neyse. Aa şükür. Birkaç tamam. Ev varmış. Oo, burası daha afilliymiş. Ucundan size de göstereyim arkadaşlar. Bu kadar heyecanın üstüne eminim ki siz de en az bizim kadar heyecanlanmışsınızdır. Nasıl bir yere geldik diye. Anne. Size buranın hemen arkasından şimdi girer girmez ev turu da çekeceğim. Geldik arkadaşlar ama hangi ev bilmiyoruz. Dördüncü evmiş. Vallahi çok güzel bir yere benziyor. Dört, evet, burası. Evet, burası. Ay, evimize geldik, evimize geldik. Çok güzel bir yer. Nasıl anneciğim? Anne bahçeyi gör, bahçeyi mükemmel. Öyle mi? Geldim. Güzelmiş gerçekten. Giriş falan efsane. Bahçe harika. Burası bizim mi? Her evet. Yer sizin. Her yer. O evet. İki kapı da bizim. Evet. İyi ki arkadaşlar, kutlama için burayı ayarlamışız. Müthiş kutlama olur burada Lina. İnanamıyorum. Anne bir daha havuz sıcak olsun. Ha, havuz şu an kapalı. Evet, ısıtmasını koruması için kapattık. Evet, evet. Süper ya. Sıcak değil mi? Oldukça evet, girebiliriz evet, rahatlıkla. Evet, bugün evet. De hava çok güzel. Evet. Özellikle yarın enfes bir hava var. Evet. Şahane bir zamanda gelmişiz. Arkadaşlar sizi daha fazla bunaltmak istemiyorum. Videomuz çok uzun sürdü. Ama şurayı bir göstermeden kapatmak istemiyorum. Şuraya bak. Ya hem orman havası, orman hem de göl manzaramız var. Evet, detaylarını evet. Sonra göstereceğim ama. Evet, bu kadar yeter. Ben de çok merak ediyorum evimizin içini, bahçemizin detaylarını. Hepsini hemen şimdi çantalarımızı bıraktığımız gibi sizinle de paylaşacağım. Onun videosu da yarın gelecek arkadaşlar. Artık burada videomuzu kapatabiliriz. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bayramlar. Bye bye.